etmek için doğdular. Ya göç edecekler ya da ölecekler. Korkunç tehlikelere rağmen ilerliyorlar. Milyonlarca kilometrelik yolculuklara başlıyorlar. Kırılgan kanatlarıyla kıtalara yayılıyorlar. Tıkırdayan adımlarla durmadan ilerliyorlar. Tam şu anda gezegenimiz yürüyor. Uçuyor. Koşuyor. Anlatacaklarımız dünyanın en etkileyici öykülerinin kahramanı olan hayvanların büyük göçlerin hikayesi. Yani şahane bir belgesel. Büyük göçler ve benim seslendiriyor olmam beni inanılmaz mutlu ediyor. Yani benim için bir rüyanın gerçekleşmesi gibi. Ve başlıyor. Bir o kadar da zarif. Aha, zarif olan. Harikaydın. Acemi avcılar ilk avlarının tadına bakmayı bekliyor. Ama birazdan yavrusunu koruyan bir zebradan daha tehlikeli bir şey olmadığını öğrenecekler. Varış noktaları Makkadikkadi tuzlası olarak bilinen öldürücü bir kombi tuzcu. Makkadikkadi. Onun için ölümcül olabilir, olabilir. Ölümcül olabilir. Onu ayağa kaldırmaya çalışıyor. Bu tercihi onun için ölümcül olabilir. Olabilir. Bu, dünyanın bütün büyük göçleri gibi giderek daha da tehlikeli olan bir yarış. Doğmamış ya. Yani bir neyin peşinde ya falan diye düşünürsek mi? Tamam, bakayım. Daha değerli bir şeyin peşinde. Doğmamış yavruların peşinde. Harikasın, harika, harikasın. Yaptın bu işi. Vallahi. Köpek balığı, balıkların değil, daha değerli bir şeyin peşinde. Hemen geçiyor galiba. Köpek balıklarının buraya gelme sebebi... Buradan eve gidince heyecandan uyuyamıyorum. İki saat kendime gelmem gerekiyor. İnanamıyorum hala. Çok şükür. Buraya kadar gelenleri çok daha korkunç bir son bekliyor. Neymiş burada? Ne seyrediyoruz? Biraz R'den dolayı rahatsızım. Birazdan. Biraz alayım sadece o zaman. Sadece o kadar. Olur. Ölmüyor. Birazdan artık Okavango Deltası'na gitme zamanı. Bu seks ve ölüm dansı o kadar yoğun ki hava durumu radarlarında görünüyor. Ezberlemek için onlarca yılını verdi. Su ve yemeğin en yüksek olasılıkla nerede ve ne zaman bulunacağını biliyor. Larvanın ortaya çıkması 4 gün sürüyor. Önce kendi yumurtasının kabuğunu yiyor. Ağırlığı 2 hafta süren tıka basa beslenmenin ardından doğumdakinin 2000 katına ulaşıyor. Tırtıl artık hazır. Kendini ipekle sabitledikten sonra mucize başlıyor.
sonraki iki hafta boyunca tırtıl adeta eriyip içi sıvı dolu bir keseye dönüşüyor. Hücreleri yeni baştan filizlenerek kanatlarını, ayaklarını ve antenlerini oluşturuyor. Ve sonra birkaç saat içinde uçmaya hazır. Hareket halinde yaşamak için doğmuş bir canlı. Bir de stroking falan diyor ya. Bayağı daha şiddetli anlatıyor aslında onların. Bu koku erkeğin genetik ve fiziksel sağlığı ile ilgili. Ah, zor bir cümle ya. Biraz patlasak ama onlar da bu sahillere dönecek. Tıpkı yengeçler gibi dünyanın dört bir yanındaki diğer canlılar da gök cisimlerinin ritmine göre hareket ediyor. Güneşi, ayı ve dünyanın manyetik alanını izliyor, bu güçlerin buyruğunda hareket ediyorlar. En narin canlıların yön bulma sistemleri bile akla hayale sığmayacak bir karmaşıklıktadır ve anlayışımızı zorlar. Beni çok mutlu eden bir proje ve ben bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum, gururluyum ve sonuçta galiba iyi oluyor. Büyük göçler.